Mütevazı Lezzetler mutfağından selamların en güzeli üzerinize olsun. Bu bölümümüzde Osmanlı mutfağına ait bir çorba tarifimiz var. Etli buğday çorbasının yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. 300 gram parça et, 1 su bardağı aşurelik buğday, 1 su bardağı nohut, 1 adet kuru soğan, 1 çorba kaşığı tereyağı, tuz, 1 çay kaşığı kadar karabiber ve 7 su bardağı et suyu. Terbiye için 1 adet limon ve 1 adet yumurta. Osmanlı mutfağına özgü etli buğday çorbası için hazırlıklarımızı biz önceden yaptık. Buğdayımızı, nohutumuzu ve etimizi ayrı ayrı haşladık. Şimdi soğanımızı doğrayarak devam edelim. Bir adet soğanımız var. Elimizden geldiğince ince bir şekilde doğrayarak haşlıyoruz. Şimdi artık kavurmak üzere ateşin yanına gidebiliriz. Tenceremizi ateşe yerleştirdik. Tereyağını da bırakıyoruz. Biraz erisin. Koyacağımız soğanları ilave ediyoruz. Soğanı normalden biraz fazla kavuracağız. Dile gelmemesi için. Soğanın çabuk kavrulması için biraz da tuz ilave edelim. Hatta çorbamızın bütün tuzunu ilave etmiş olduk. Şimdi artık bekliyoruz. Soğanımız güzel bir şekilde kavruldu. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi haşladığımız nohutu, buğdayı başrol oyunumuz ve haşladıktan sonra didiklediğimiz etimizi katıyoruz. Aslında kuzu boyun kullanılıyor geleneksel tarifte. Bulabilirseniz kuzu boyun kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi güzel karıştırıyoruz. Biraz bu şekilde pişirdikten sonra artık et suyumuzu katabiliriz. Çorbamız pişerken biz de bu arada terbiyesini hazırlıyoruz. Bir adet limonumuz var demiştik. Onun yarısını sıktık. Diğer yarısını da şimdi sıkıyoruz. Şimdi alalım. Bir adet yumurtamız var biliyorsunuz. Onu kıralım. Güzel çırpalım. Yumurtanın beyazını da kullandığımız için çok iyi çırptık. Şimdi artık buluşma zamanı. Evet, çorbamız kaynamaya başladı. Artık hazırladığımız terbiyeyi ilave edebiliriz. Bir miktar çorbamızdan terbiyeye aktarıyoruz kesilmemesi için. Karıştırıyoruz ve tekrar çorbaya döküyoruz. Bir taraftan da tabii ki karıştırıyoruz. Şimdi bir taşım kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Evet, şimdi son olarak aromasının kalması için karabiberi ilave ediyoruz. Hemen ateşten alacağız. Şöyle bir karıştıralım. Osmanlı mutfağına özgü etli buğday çorbası pişti. Şöyle bir 5-10 dakika dinlendirdik. Şimdi artık servis zamanı. Açalım. Tamamen geleneksel bir lezzet. Şöyle karıştıralım.
Çok da besleyici bir çorba oldu. Özellikle soğuk kış günlerinde tüketilmesi gayet iyi olur. Afiyetle yemek üzere. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde ecdat yadigarı bir tarif paylaştık. Osmanlı mutfağına uzandık. Etli buğday çorbasını yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşça kalın.